Modaya olan tutkusu beraberinde başarı da getirdi ve markasını daha iyi yerlere taşıdı. Sıradaki konuğumuz Gülçin Elvan Bulak'la markasını ve tasarım süreçlerini konuştuk. Bakalım kendisi bizlere neler aktarmış. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız Elvan Hanım? Çok iyi, sağ olun. Siz de iyisiniz. Sizler de çok iyiyiz. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz bizlere? Tabii, Gülçin Elvan Bulak ben. 1985 doğumluyum, İzmirliyim. Şu an İstanbul'da ikamet ediyorum. Peki modaya olan ilginiz nasıl başladı? Bizlerle paylaşır mısınız? Bu alanda markalaşmaya ardından karar verdiniz. Tabii doğru. Aslına bakarsanız bu hep her yerde kullanılan çocukluktan başlama olayı kesinlikle doğru bir şey. Çünkü evet belirli bir altyapıyla doğuyorsunuz ama üzerine işleme yaptıktan sonra o zaten kendini geliştiren ve gösteren bir özellik. Modayla doğdum gibi bir şey diyebilirim. Çünkü her zaman ilgim farklıydı ona karşı, modaya karşı. Her zaman çok araştıran, çok öğrenmeye çalışan, sürekli takip eden biri oldum. Çocukluğumda da bu şekilde oldu. Ve sonra akabinde zaten eğitim hayatıyla, işte ergenlik, sonra üniversite vesaire derken o kendi kendine şekillendi. Eğitim hayatınız bambaşka bir tabii alan ki, aslında. Tabii ki. Oradan buraya geçiş nasıl oldu? Tabii peki? Ki öyle. Aslında ben Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret İşletmecilik mezunuyum. Aslına bakarsanız birazcık moda ile ticareti bir arada yürütmek istedim. Faydalı olmuş olabilir aslında. Aynen öyle. Yani işin mutfağını öğrenip ticaretini de öğrenip bundan sonra hani buraya yönelmek çok daha mantıklı oldu. Her zaman vardı ama böyle şeylerin çok zamanının da olduğunu inanıyorum açıkçası. Zamanı demek ki bu zamanmış diye mesela düşünüyorum. Hangi ürünlerle karşınıza çıktınız? Nasıl biliyor musunuz aslında bakarsanız? Kadından bahsettiğimiz için şu an sadece kadın giyiminden bahsediyorum. Benim için önemli olan bakımlı kadındır. Güzel giyinmesi vesaire, makyajı, saçı, başıdan ziyade özgüvenli olan kadın bakımlı kadındır. Cesur kadın, özgürlükçü kadın bakımlı kadındır. Dolayısıyla ben kıyafetlerimde şimdi çünkü hem aracılık yapıyorum hem aynı zamanda kendi tasarımlarımı da üretmeye başlıyorum. Aynen öyle. Atölyemiz de var. Dolayısıyla benim için önemli olan bu tarz kadını yansıtmak için kullandığım ürünler. Yani içinde kendini özgürlükçü, cesur, rahat ve bakımlı kılabilecek, her şeye giyebilecek kadınlara uygun yönelik ürünler kullanmaya çalışıyorum. Dolayısıyla benim tasarımlarımda ya da benim ürünlerimde ürünlerime şekil veren, yön veren bu düşünce tarzı şu anda. Bunu benimsedik ve bu şekilde devam ediyoruz. Peki hangi modeller, hangi tasarımlar yer alıyor? Aslına bakarsanız şu an durum biraz daha değişmiş durumda. Ne gibi? Normalde normal şartlarda ne denir? Smart casual dediğimiz bir tarz kullanıyorduk. Yani nasıl? Artık günümüzde biliyorsunuz kimsenin çok fazla vakti yok. Ve biraz yani, daha rahat olmak aynen istiyoruz öyle. Aslında. Yani siz evden çıkarken iş için çıkıyorsunuz ama işten sonra özellikle İstanbul trafiğini düşünün. Evet. İşten sonra bir yere gitmek istediğinizde çok vaktiniz olmuyor. Hı. Ama aynı zamanda istiyorsunuz ki hem işte çalışayım hem arkadaşlarımla buluşayım hem bir şeyler yapayım vesaire. O yüzden smart casual dediğimiz yani hem içinde kendinizi rahat hissedebileceğiniz ama aynı zamanda küçük dokunuşlarla şıklığa bürünebilecek ve sizi işten sonra da hayatınızı devam ettirebilecek parçalarla çalışmaya çalışıyoruz. Moda dünyasından bu haftaki konuğumuz Elvan Hanım oldu. Efendim bizler her hafta ekonomi, sağlık, hukuk gibi pek çok alanda ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sizler de bizleri izlemeye devam edin. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.